kırmızı köşede siyah beyaz şortlu. Rakibi de tecrübeli bir adam. O 23 yaşında Destroyer, Avrupa şampiyonu, çok güçlü bir Alman. Bakalım ne olacak sevgili seyirciler. Bak şimdi birdenbire yıldırım gibi vurdu çekti yumruğunu bizimki. Ben yani istikbal için bakıyorum, sadece bu maç için değil. Başlangıçlar... Bak ne güzel. Güçlü olmalı. Başlangıçlar güçlü olmalı. Heyecandan dolayı tabii ki fazla hareket yapıyoruz. O da bizim kondisyonumuzu etkiliyor. Bak, çok güzel hareketler. Eskivler çok güzel. Şu anda kontrol güzel. Eskivler çok güzel. Yani rakibinin yumruklarını boşalıyor. Adam çok güzel. Adam çok kuvvetli. İleri geri hareketler. Çok güzel bir kabiliyet. Yumruk mesafesini de güzel ayarlıyor şu anda Mükemmel. Bilmiyorum şimdi sevgili Başkan Salim Kayıcı bu maçı seyrediyor mu Elazığ'da? Kendisine saygılar sunuyorum. Bundan önceki yayında beraberdik. Güzel yorumlar yaptı. Şimdi de sevgili Erdin Aygün kardeşimizle birlikteyiz. Yani federasyon olarak bu işi tutuyoruz. Sayenizde teşekkür ederim. Rica ederim. Sevgili seyirciler yani hoşuma gitti, harika. Müthiş Tırpan. Müthiş, ben işte buna Tırpan diyorum. O müthiş sağ Tırpan, harika. Boş adam değil yani öyle, çünkü 14 maçın 13'ünü sayıyla kazanmış, bir tane nakaptı, öyle boşa vurmuyor yani. Bu böyle bir esnaf. Yani şimdi böyle esnafların, ahilerin bulunduğu yerdeyiz, ahiliğin başladığı yerdeyiz. Biz de esnaf gibi konuşalım, namuslu esnaf olarak. Evet. Mükremin'i profesyonel müsabakalarda ilk kez görüyorum. Amatör müsabakalarındaki becerisini, başarısını daha öncesinde görmüştüm. Evet. 14 tane yapmış olduğu müsabakaları tabii ki Anadolu'nun çeşitli yerlerinde profesyonellik artık gelişiyor. O illerdeki müsabakalarda çıkmış olmalı. Ben ilk maçında kendisini beğeniyorum, ilk roundunda. Evet, ben de beğendim. Sonra dediğim gibi yani şimdi güzel low kickler falan çalışıyor yani, aşağıdan da çalışıyor. Sadece yumruk değil, vücut. Eskiler çok güzel, distans ayarı fevkalade. Bak yukarıya kadar. Evet, seyirci de yüklemeyle birlikte. Tabii. Bu arada vuruyor, yumruk da vuruyor. Bir sol, bir sağ, ikincisi geldi. Çok şimdi güzel. Ben hakem gibi sayıyorum işte bak. Açıldı yumruk, açıldı. Evet, yüz açıldı. Kaleciğerine etkisi var şu anda. Tabii. Nefes alamıyoruz sporcu. İşte bu zamanı iyi değerlendirmek lazım. Haydi Mükremin, Dikkatli ol. Evet, şu anda dinlendi, Alman sporcu dinlendi. Çünkü Alman çok darbeler aldı. Az önce biraz daha güçlü vurdu. Çok güzel. Biraz daha pres yapıp kaçırmayıp da keşke sporcu görebilseydi, presini yapabilseydi. Evet, üstüne geri çıkmadan. Çünkü yüzü açıldı diye ben bağırdım burada. İkinci round'u başında. Evet. Biz yüreğimizle, seyirci sesiyle, alkışıyla Mükremin'in yanındayız. Vallahi inşallah, çünkü bu iş son derece zor bir iş. Büyük teknik ve beceri, soğukkanlılık, her şey bu işin içinde var. Doğru. Zeka, bunları 21 yaşında bir çocuğun plan, yapması strateji, ne kadar zor yani. Dayanıklılık, reaksiyon, ya daha 21 yaşında yavrucak. Kondisyon, evet. Eyvah. Ne oldu böyle durup dururken? Çok güzel. Hemen karşılık ver evladım. Hemen dikkat et. Nazarımız değmesin yani. Hakem Engin Ensar Atılgan uyarıda bulunuyor. Seyirci Mükremin'i beğendi. Bu iş en iyi seyirci anlar. Her şeyde. Futbolda da böyledir. En iyi seyirci anlar bu işi. Şimdi çok güzel, bravo. Sert darbelerden dolayı tabii ki daha yakın dövüş tercih ediyor Alman. Biraz mesafeyi kollaması lazım. Tabii işte bizimkinin hep o distans ayarı dediğimiz olay, evet. Çok önemli. Bravo. Güzel. Şimdi bak ayakla front kickle yanına yaklaştırmadı Alman'ı, yoksa Alman orada eyvah Ensar düştü.
Neyse olacak öyle şeyler. Zemin biraz kaygan. Kaygan. O parmak şeyler var orada. Evet. Reklamlar. Reklamlar. Reklam panoları. Evet. Çok güzel. Bravo. Bravo. Harika. 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 Rakibinin oyununu bozdu. Rakip dizle geldiği anda bizimki sağ kroşeyle indiriyor. Çok güzel. Bunları şimdi. Diz güzel. Diz güzel. Pres güzel. Daha iyi seyredeceğiz. Şaşırdı Alman. Şaşırdı. Haydi Mükremin. Haydi Mükremin. Diz vuruşları aslında çok etkili. Yumruktan da etkilidir. Çünkü iç organları etkiler. Parçalar. Berbat eder. Bunu yemeyen bilemez. Mükremin de güzel diz vuruyor. Aman aman alma. Aman alma. Darbe alma. Mükremin dikkatli ol yavrum. Güzel. 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 Yumruk yok. Bazen müsabakayı gitme, kazanmak gitme, için gitme. Fazla riske girmemek üstüne lazım. Gitme, üstüne yani gitme boksa şimdi. Girmemek lazım. Evet, evet, üstüne gitme, üstüne gitme. Eyvah, eyvah, kolda, kol, kolda bir alt. Allah! Roberta Höfner ve İrem Akın. Ama devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sağlam çocuk, aslan yürekli. Sivaslı bizim, Sivaslı Mükremin Güler. Bu Sivas'tan da hep iyi boksörler çıkar. Zamanlarında Hüseyin Yıldırım çıkmıştı, demir yumruk. Güzel evet, sandalı indiren. Çok doğru. Yani kulakları çınlasın, o şimdi mutlaka ekran başındadır. Evet sevgili seyirciler, güzel bir masa ediyoruz. Haydi Mükremin! Sivasları malum, şey yapma, utandırma. Alma bu yumruğu, alma yumruğu, kapan biraz. Eskimle, eskimle kurtar kendini. Girme fazla içeriye. Çok güzel. Eskileri çok güzel. Evet harika. Şimdi, yani şimdi ben şunu da söylemek istiyorum. Futboldan sonra seyir özelliği olan müthiş bir spor. Bu profesyonel kickboks. Bununla birlikte evet son round. Hadi yavrum şöyle dikkatli. Çok güzel. Çok rahat. Dikkatli, psikolojik olarak rahat. Psikolojik olarak çok iyi. Gülüyor. Taş gibi adam yani karşısındaki diyor ki, de. Varım diyor. Evet hadi. Çok güzel. Evet. Direkt güzel, ve front kick. İkinci front kick de güzel. Yok doğrusu. Çeviriyor. Uyarıyor. Uyarıyor tabii. Doğru. Doğru. Tutarak yok. Tutarak yok. Evet. Sweep var, süpürme var ama tutarak değil tabii. Evet, evet. Orada sıkı bir sayı yiyebilirdik. İyi kurtardı. Şimdi Alman sporcu maçın kendinden gittiğinin farkında. O yüzden biraz da etkili vuruş yapıp knockout yapmak ya da saydırma düşüncesinde. O yüzden yekinerek bizimkinin yalnız omuzunda bir problem var. Biraz önce İnşallah yükseltmez. Köşeye giderken yine omuzunu tutuyordu. Şimdi oradan bir eskimle çık artık. Kurtar kendini Mükremin. Sarılma. Evet. Sarılma çünkü kaza olacak o kaza zaman. Kaza olacak gerçekten. Kaza olacak. Ona korkuyorum. Çok güzel. Kroşe sallıyor. Ya işte işte. Geniş kroşe sallıyor. Dolayısıyla. Ya ya ya. Tehlikeli bir hale alabilir. Şu dizi bir tutturabilseydi Mükremin. Çok evet, güzel, çok güzel. Sağ, bravo. Güzel bir sağ Mükremin'den geldi sevgili seyirciler. Şimdi kapanıyor Mükremin. Çok güzel bir müthiş bir turpan hem de double yani. Yoruldu da biraz. Mükremin biraz yoruldu. Evet. Üçüncü round'da başladığı gibi değil. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunların kiloları bayağı farklı. Alman daha kilolu. Şimdi front kicklerle kendini koruyabilir. Yanına pek yaklaştırmaz Mükremin. Yavrum şurada vur bir tane sağ indir Allah aşkına. Dediğimiz anda. Hay Allah'ım hadi. Alman'ın kas yapısı gelişmiş ancak Mükremin'de de kemik yapısı kalın. Bir de ince uzun. Evet, yani yapı fevkalade Mükremin'de. Çok güzel. Bravo. Ya harika. Harikaydı. Harika. Ah. Onu bir tutturabilseydi. İkinci hareket ve kendisi sakatlandı. Ayalarına geldi. Rakibinin ayağı. Şimdi ben bu havada dönme hareketleri, spinning hook kickler, evet. Bunları tehlikeye görüyorum. Ne zamanlar için? Sonlara doğru.
Şimdi bu çok böyle havalandığın zaman tespitin dönüyorsun. Bütün enerjin zaten bitmiş. Üçüncü roundda yapılmaz bu. Bunu birinci roundda barut sağlamken ikinci dakikada yapacaksın bunu. Üçüncü dakikada da değil. Böyle kolay iş değil. İşte yılların tecrübesi konuşuyor. Bu tespitlerin her biri çok sağlıklı, çok yerinde. Tabii. Spinning hook kick. Biz Tarık Solak zamanında headhunter yapardı bunu. Havada böyle pervane gibi dönerdi adam. Dönerdi ama son roundda değil. Başlarda. Evet. Ne oldu? Roundumuz sona erdi. Alman üstüne gidiyor bizimkini. Döveceğim gibisinden böyle. Sanki başka bir şey yapıyorlar. Evet, Erkan Varol, Yunan Nikos mücadelesine pek fazla bir şey kalmadı. Sadece bir başka. Evet, tekrar seyrediyoruz. Round'dan önemli sahneleri görüntüye getiriyor yönetmenimiz. Mavi köşe, bu kole Marko!